sen hor görme, kim bilir ne derdi vardır. Nerede boynu bükük bir garip görsen, hor görme, kim bilir ne derdi vardır. O garip halinde ne sırlar gizli, onu bu hallere bir koyan vardır. O garip halinde ne sırlar gizli, onu bu hallere bir koyan vardır. Belki benim gibi sevdiği vardır. Madem yaşamaya geldik dünyaya, benim de her şeyden bir hakkım vardır. Sevmiyorsan har görme bari, benim de senin gibi Allah'ım vardır. Sevmiyorsan har görme bari, benim de senin gibi Allah'ım vardır. Benim de senin gibi Allah'ım vardır. Yolunu kaybetmiş garip ne yapsın? Nice ümit dolu hayat yolunda, yolunu kaybetmiş garip ne yapsın? Her şey haktan ama zulmetmek kulda, gönül bir zalimi sevdi ne yapsın? Her şey haktan ama zulmetmek kulda, gönül bir zalimi sevdi ne yapsın? Gönlüm bir zalimi sevdi ne yapsın? Ah, madem yaşamaya geldik dünyaya, benim de her şeyden bir hakkım vardır. Sevmiyorsan har görme bari, benim de senin gibi Allah'ım vardır. Sevmiyorsan har görme bari, benim de senin gibi Allah'ım vardır. Benim de senin gibi Allah'ım vardır. Benim de senin gibi Allah'ım vardır. Benim de senin gibi... Şuga! Şuga'yı sevdiniz mi? Ha? Yılbaşı gecesi izlediniz mi Şuga'yı? Evet, kadınlar hakkını savunmaya gerek yok. Gerçekten Şuga çok zarif, çok narin. Çok da böyle şey oynuyor. Ne oynuyor? Ne derler ona? Yani benim vücuduma bakmayın diyor. Oyunuma bakın diyor. Öyle bir Şuga. Doğru mu Şuga? Doğru. Sen bizden çalışmaktan, yani İbo Şov'da olmaktan da şey ettiriyorsun. Ha? Her şeyden önce büyük bir gurur duyuyorum. Çünkü sizin gibi saygıdeğer bir büyüğümle çalışıyorum. Bu benim için en büyük zevk. Allah cezanı verecek. Ya ha, pardon pardon. Şimdi büyüğüm demekle neyi kastettiniz yani? Yani bunun şeyle ilgisi yok değil mi? O bir tane var ya böyle, doğuysan büyüsen şey ettirirsen. Hayır efendim, o şey ettirirsen de yoktur. Ne yani büyük olarak ne? Sanatınıza. Ha tamam. Ve gir. Sizin her şeyinize saygı duyuyorum. Uh. Hay ben de zannettim o şeyden bahsediyor. Hani doğular, büyüler böyle yaş böyle gidiyor. Acaba ondan mı dedim yani? Ondan mı şey ettiriyorsun? Ondan değilmiş. Hayır. Evet. Şuvga'ya huzurlarınızda bizimle birlikte çalışacak bundan sonra. Huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Şuvga. Şuvga. Anam bunu öğrenmeden çatlarım ben. Bu niye adın senin Şuvga'ya? Yani bu takma mı yoksa? Yok hayır, kendi adım. Hı. Şuvga tomurcuk filiz demek. Köylerde şuvgam diye geçer. Ama burada sosyete manası filiz. Biz
öz usulünü kullanıp... Şıvga. Daha güzel. Peki. Yani ben şimdi karanfil diye koklayabilir miyim seni? Koklama şeklinize bağlı. Evet, teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Programımıza şeref verdiniz, hoş geldiniz. Şu anda kameraları başında... Ne alaka şimdi kameraları başında? Kameraların başında kameramanlar olur. Televizyonları başında insanlar olur. Niye kameramanlar insan değil mi? Bu olmaz abi, bu olmaz. Ya tam düzelt İbrahim Efendi ya düzeltme. Şu anda televizyonları başlarında oturmuş bizleri izleyen insanlara... buradan sevgimizi, saygımızı... Bugün biraz talihsiz bir güne rastladık. Sizler de çok ızdırap çektiniz. Gündüzün saat 12'sinde geldiniz. İşte saat bu saat. Kaç oldu bilmiyorum. Saat 50 falan. onun için biliyorsunuz sizler de bildiğiniz için gitmediniz. Kabahat bizde değil. Telafi edeceğiz canım. Ne demek etmeyiz? Şimdi bütün öyle dev sanatçı arkadaşlarım var ki onlarla birlikte herhalde ki telafi edeceğiz. Elektrikler kesildi. Şu anda jeneratörle idare ediyoruz. Jeneratör! Onun da benzini biterse yandır. Evet. Şimdi Güçlü'yü çağırıyorum. Güçlü. Abi. Güçlü. Bu jeneratör meselesi biliyorsun, benzin biterse, tek benzini bitmeyen sensin biliyor musun? Vallahi nasıl bir traktörsün be? Ya enerji doluyam abi. Ne oldu, hayırdır? Abi vallahi iyiyim ya. Ya bu dansöz abi, siyah yaramaz bu dansöz. Niye? Baksana seni amcası zannediyor. Amcası verecek. Siyah yaramaz. Tabii amca olmaz mı yani dansözün amcası olmaz ya, mı? Ya ismi neydi abi, ismi? Şivga. Şivga. Şivga, böyle. Şivga. Şivga. Tamam, buyurun hadi. Oğlum kibar söyle. Şivga. Şivga. Evet, tamam. Hadi buyurun. Abi reklamlara giriyoruz. Şimdi reklamlar sırada. Haydi reklamlar. Ne daha program devam ediyor? Ne alakası var böyle pırt reklamdan? Reklamın niye sırası burası mı? Şimdi girmeyelim be. Abi bu aralar hep reklamlarla uğraşıyorum. Bir reklam, niye? Reklam teklifleri geliyor bir. Sana? Ha, iş yok, para yok. Reklam teklifleri geliyor. Yalnız ben biraz çekiniyorum abi, korkuyorum. Niye? Hele hemen reklama atlayamıyorum kendi kendime. Onun için dedim ki ben hele bir abimle konuşayım, abime bir danışayım. Ondan sonra size haber ederim dedim. Sen abine bir danış bakayım. Ha, ne? Danışın dedim. Evet. Reklamlar. Hangi reklamlara şey ettireceksin, kendini çıkacaksın yavrum? Kanatlı orkid reklamına çıkacağım. Yok abi. Oğlum yanlış konuştun herhalde. Ya biz herif, senin işin var o kanatlı maksat, orkid. Ya bir yerinden başlayalım, sonra arkası gelir abi. Ne olmuş ya? Ha, kanat, nasıl ha, yerinden kanatsız başlayacaksın? He? Orası yeri mi yani? Ya vurma, ya espri yapıyorum abi. Kanatlı şey değil, orkid morkid değil. Bizim ne işimiz var orkid morkid? Peki hangi reklama şey ettireceksin? Abi bir reklam teklifi geldi şey. Bu ne, toz deterjan mıdır nedir? Toz deterjanlar var ya, onlardan bir tanesi reklam işte. Ya teklif geldi. Heh. Senaryoya göre ben şimdi balkona elimde şeyle çıkıyorum. Toz deterjanla çıkıyorum. Heh. Kadının biri orada şey asıyor. Ne asıyor? Çarşaf, marşaf işte iç çamaşırı bilmem ne ıvır zıvır asıyor. Gidiyorum diyorum ki abi ben ona. Ya beyazlarınız yeter kadar beyaz mı? Hele bize gösterebilir misiniz? He, diyorum, o ne yapıyor? Kadın da al diyor, gösteriyor. Ondan sonra ben deterjanı veriyorum kendine. Hı. Başlıyor çamaşır yıkamaya. Ben de onunla beraber çamaşır yıkayayım. Bak böyle reklam olur mu abi ya? Niye? Olmaz. Güzel reklam. Hemen ben kabul etmedim abi. Olmaz. Niye etmedin? Bizim örf adetlerimize aykırı. Ne için? Kadın evde yalnız. Ben gitmişim oraya beyaz çamaşırlarını göstereyim. Kadının kocası gelse demez mi ulan sen ne arıyorsun burada ulan? Terbiyesiz. El eleme bizim çamaşırlarımızı, kilodumuzu, donumuzu mi gösteriyorsun? Burada haklısın. Haklıyım tabii abi. Haklısın. Olmaz ki. Başka kadın, ne reklam olur? Bir de kadın beni balkonda gör görmez pat diye aşağıya düşer ölür mü diye. Hayır ya. Bir de şey reklamı geldi abi. Ne? Çocuk bezi altı, alt bezi. Çocuk bezi altı? Ya bez var ya çocuk bezlerine bağlıyorlar altına. O reklam. Ha, hani bustan bir bustan mı? Ha, televizyonda çıkıyor yani bir tane şey yapıyor. Çişimi ediyorum, çişimi ediyorum, popom kırık alıyor. O reklam abi. Sen o, ne yapacaksın hani, orada? İki tane çocuk vardı ya. İki tane biliyorum ha. Ha, bir de onların abisi varmış. Ona da ben oynayacakmışım. Çıkacağım altımı bağlayacağım. Çişimi ediyorum, çişimi ediyorum, popom kırık alıyor. Bir, iki, üç. Oğlum zaten sen başka reklama çıkamam. Ya çık, ya zaten bu reklama çıkmam abi ya bak sen. Ne anlatıyorsun o zaman bana çıkmasın? Ya abi siyah danışıyorum işte. Memlekette görseler beni televizyonda, popomda, kıçımda şey demezler mi? Ya bak bizim Güçlü gitti İstanbul'a, daha çişini tutamıyor.
Sabık Hanım babası demez mi? Bizim oğlan daha çişini tutamıyor. Ben buna kızı vermem. Ondan sonra işin yoksa anlat. Baba o reklamdır. Vallahi billahi tutuyorum çişimi. Billahi tutuyorum. İstersen göstereyim tutuyorum. Vallahi tutuyorum. Anlatamazsın ki. Abi. Hı. Bir de şimdi ben onların abisini oynayayım ya. He. Bir de benim abimi oynayacak birini arıyorlarmış. Kim o? Kim oynayacak? Sen oynayacaksın orada. Biraz beni zor. Ne bakıyorsun la? Abi, düşünsene. Sen böyle kaçın da bir tane şey. Sen televizyona çıkıyorsun. Yanında ben, ikimiz beraber. Otumuzu. Otumuzu. Koşuna mı gitti? Nah beni oynatırsınız o programda. Abiciğim ne oluyor? Maksat para kazanalım ya. Siyah da çok yakışır ayrıca. Ha. Ya tamam, gel. Neyse abi, bir tane de kola reklamı geldi. Ne? O ne? Dediler ki ya 15 milyar para al oyna. Ben dedim olmaz. Vallahi. Bir dakika oğlum, kaç milyar? 15 milyar. Sana? He. Bu bok ne? Niye bok mu işte? Konuşsun sen beni. 15 milyar verdiler, oynamadım. Niye oynamadın? Oynamam, ben size vereyim 20 milyar, geçsen oyna. O şişenin içine nasıl gireceğim ben? Şu kadar şişe. O şey şişesini. Evet, içine gireceğim. O kadar mı? Reklamda çıkan çocuğun bele argımış. He. Onun yerine birini arıyorlarmış. Dediler ki sen ki ben ufak teyfe gelmiyor böyle işte. Hani aile boyu falan şişe olsa neyse belki gireriz de. Sonra girmek var. Ulan giresin bir de çıkamazsın içine. Tıpayı da kapatırlar seni, atarlar denize. Güçlü. Vallahi ya olmaz ki. Güçlü çocuğum. Abi. Sen bu reklamlarla kafanı bozma yavrum. Abi işte teklifler geldi, siyah oynat yap. Niye hemen kızsın? Ben kabul etmiyorum kardeşim. Ya sen et. Bana yüzde var mı? Yok. Ben sana yüzde veririm. Ha bir de abi ben aslında ne olmak isteyen biliyor ne? Musun? Ne? Sağduyu var ya, sağduyu. Ha. Bak o hoş. O hoş. Ha. Hiç kimse seni görmüyor. Sinema bedava, otobüs bedava. Hele ben senin yanında sağduyu görünmez bir sağduyu olsam sen ikide bir de patakla al sana. Evlenecek, verecek senin. Pis herif. Gel. Görünmeyeyim ya, görünmeyeyim ya. Vallahi. Ha. Efendim çok teşekkür... Bana soyunma odalarına falan girer bela. Yok. Güçlü. Abi. Çok merak ediyorum. Sen her dakika bunları böyle burada milletin önünde konuşuyorsun. Arkada da kuzu süt, ne o limon, ne? Süt liman oluyorsun, öyle derler ya, ne? Abi burası kendi gibi başka, oluyorsun çocuğun. Başka ya. Yok. Burada konuşuyorsun, insanlar zannediyor ki... Güçlü... Susayım mı? Sus! Ah konuşma. Ula da konuş, gel buraya. Efendim, şimdi huzurlarınızda girişim misafirlerimizi, davetiyelerimizi çağır. Davetiyelerimizi. Ne diyorsun konuş, bir diyorsun konuşma ya. Çocuğum konuşacaksın, gidip şey konuklarımızı alıp geleceksin. Tamam, bugün güçlü. Çok konuk, siz olmazsanız konuşmazdım ama neyse. Evet. Şimdi... Şimdi huzurlarınıza Türk sanat müziğinden bir dev geliyor. Bir kadife sesli sanatçı geliyor. Ve hepinizin takdir ettiği, sevdiği bir sanatçı Ebru Gündeş diyor. Ebru Gündeş. Abi abla gel. Gel abacığım gel 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 gel. Hadi. Hadi yavrum hadi. Bak, hadi naş. Hareket yapma. Naş. Yemin ediyorum. Yemin ediyorum yanınızda bir yiğitleşiyor ya. Bak gidişe bak. Bak omuzun biri düşük. Allah'ım yarabbim. Ebru'cum hoş geldin. Hoş bulduk. Efendim programımıza katıldığınız için sizlere teşekkür ediyoruz. Bunca insan huzurunda teşekkürlerimizi, saygılarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Bir. İkincisi bize canlı manlı ne okuyacaksın? Bir dakika. Ne oldu? Biz teşekkür ediyoruz İbrahim Bey ki bu güzel şovda bizlere de yer verdiği için efendim. Ya o ayrı mesele yani. Ne? Söyleyeceğim bize. Şunu biraz daha yukarı taktıracağız. Taktıralım. Bunu yukarı taktıralım. Tamam. 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 İstersen ceket takasın. Bunu açacak mısın ceketi? Açayım. Aç. He? Aç böyle ferahla. He, ferahla. Refah. Böyle şey olsun, evet. Evet. Ne söyleyeceğim bize? Benim son kasetimden bir şarkı söyleyeyim. Çok mu gördünüz? Biz insanlara hiçbir şeyi çok görmüyoruz. Yüce Allah'ımız her şeyi insanlar için yaratmış. Aslında az bile.
beyi çok mu gördünüz? Çok mu gördünüz? Çok mu gördünüz? Ne zararım vardı benim sizlere? Suçum neydi benden? Ne istediniz? Gözünüz mü kaldı mutluğumda? Bir kere gül beyi çok mu gördünüz? Ne zararım vardı benim sizlere? Suçum neydi benden? Ne istediniz? Gözünüz mü kaldı mutluğumda? Bir kere gülmeyi çok mu gördünüz? Dinledim. Bu şarkı benden kaçmış niye? Vallahi. Güzel mi? Vallahi çok güzel şarkı ya. Selçuk Tekay. Larira lariram darila dalilalaram larira Allah. Tam dertli ha. Vallahi. Niye kafanızı böyle sallamadınız merak ediyorum. Bir şarkı kafa sallatıyorsa bil ki o parça ölmez vallahi. Buyurun canım. Güçlü. Abi bunlar ne? O senin zillerin. Sen burada çaktırmadan oynuyorsun arada böyle. Ya Güçlü bunları içeride de konuş çocuğum. Ne abi? Ne? Şimdi neye geldi? Konuş. Çabuk. Şeye, çişime diyorum, çişime diyorum. Reklam. Ne demek o? Reklama gireceğiz. Reklama? He. İstersen zillerle beraber girelim. Yok, Ebru Hanım'a yakın bir resim attırın bakayım. Zilleri böyle taktı. Reklam var. Ebru Hanım. Efendim? Reklamdan çıktık diye soruyorum. Bu kaset bir sene oldu değil mi? Yok canım olmamıştır. 9 ay falan olmuştur. Daha 9 aylık mı? He. O zaman çıkacak bir tane yine. Tabii çıkacak. Ne zaman? Çalışma var mı öyle bir çalışma? Yine şarkıları toplamaya başladık Allah izin verirse. Ramazan... Hayır ben Ramazan'da giriyorum. Siz de Ramazan'da girmeyin de. Niye? Niye? Siz de Ramazan'da mı yapıyorsunuz? Niye? Ramazan'da yapamaz mıyız? Uğurlu aydır, niye yapmıyorsun? Uğurlu aydır, tamam işte ben uğurlu olduğu için seçiyorum. Sen niye seçiyorsun uğurlu aydır diye? E niye tek sen mi seçeceksin? Allah Allah. Çok mu gördünüz? Ya senin kaseti zaten satmıyor mu? Hayır, ben Ramazan'da yapma yapışımı çok mu gördünüz?
Yok çok görmedim. Az önce anlattığınız şarkıda. Ramazan ayı hepimize, hepimize mübarek gelsin. Hepimize de bol kazançlar getirsin. Değil mi? Eyvallah. Evet tabii. Oh. Peki. Şunu soracağım. Ramazan'dan bahsettik de mübarek 3 aylardayız. Yüce Allah senede bir ay Ramazan niye vermiş diye sorarlar. O zanneder ki Allah için, Allah için tutuyoruz tamam ama Yüce Allah da insanları düşünerek bunu yapmış. Yani hani insanlar çalışır çalışır 24 saat, 8 saat uyku, 8 saat ibadet, 8 saat çalışma. Yani bu bir ay niye vermiş? Hadi bil bakayım. Niye bileyim? Nasıl? Yani şimdi... İsraat midenin israatı için. Olur mu? Tabii. Ya. Allah Allah. Alakası bir şey mi söyle? Ne için? Miden istirahatı için bir ay verirler mi? Tövbe ya Rabbi, tövbe. Ne kadar verirler? İki ay mı? Bunun muhabbeti kaç sene ki? Ciddi söylüyorum vallahi. Bir ay şey değil mi? Böyle bir de istirahat etsin. İnsanların vücudu dinlensin. Öyle mi? Öyle mi? Yok canım öyle değil. 500 kişi var öyle diyor. Biz ikimiz mi diyeceğiz öyle değil? Pek tam öyleymiş. Öyledir. Evet. Şimdi diğer sanatçı konuklarımızı çağıracağız. Muhabbetimiz devam edecek. Tamam. Üçlü. Abi. Çok sessiz bir abi oldu bu. Herhalde reklamlardan parayı alamadın çocuğum. Alacağım, alacağım. Çişimi edeceğim, para kazanacağım. Ula valla sen çiçeğin değil, sen şeyini de yitirsen gene kazanamayacaksın. Görsün, gel. Görsün. Senden çok para kazanacağım. Memleketten meşhur olacağım. Mahvedeceğim seni. Yakında gazete çıkartayım. Hayır, buyur, kim... Ben firman başka firman buldum. Ya senin firmayla çalışıyorum %30 sen %70 bir. Ulu oğlum ilk başta plak yapana %70'i şirketedir. Ben anlamam istiyorsan abi. Ben anlamam. Niye kapışırmaz şey mi? Bulunmaz Bursa kumaşı oldun. Bulunmaz buraya. Bursa kumaşıyım ben. Efendim şimdi huzurlarınızda iki tane tek isimli sanatçımız geliyor. Kim kim? Kim kim? Kim? Bir dakika. Sanatçı olarak tek isimliler ki... Çok var lan. Bunlar şeyci değil. Aranjmançı değil. Hayko. Ve? Fedon. Fedon. Hayko ve Fedon'u çağırıyoruz buraya. Buyurun efendim. Nerede bunlar? Neredeler? Ha geldiler. Oraları gördük. Nereye alıyorsun? Ooo. Arkada kayboldular. Boyum kısa da ondan. Bu iki tane güzel sanatçı huzurlarınıza teşekkür ediyorum efendim. İkisi de şıkır şıkır, fıkır fıkır dev sanatçılar gerçekten bunlar. Kendi dallarında bugüne kadar kendi kendilerini en iyi şekilde ispat etmiş insanlar. Bunları sizlere anlatmaya gerek yok. Niye anlatıyorum onu da bilmiyorum. Sen niye kaybolmuyorsun? Gideceğim bak. Defolunuz. Hadi. Zaten defolu olmaya başladın. Yani çok ararsın sen çok. Evet. Şimdi ilk başta hanginizi şey ettirmek istersiniz? Ne söylemek istersiniz? Pardon. Yaşça o ufaktı herhalde o. Ben ettiririm. Hayır bu ufak değil mi? Ufağa bak. Ama saç beyazlığı efendim yaşa bakmıyor. Bak. Öbür tarafta bir tane var. It's counted is the board. Burası sadece beyaz. Anadan doğma. Ha, ben yaşlanıyorum ama ihtiyarlamıyorum. O kötü. Nasıl oluyor? Yaş alınıyor ama ihtiyarlayamıyorum. Yaş alıyorsun. Ama ihtiyarlamıyorum. Evet abi benim gözlerime baksana aynı... Veresiye sürülmüş tarla kimin? Aynen. Vallahi billahi. Şimdi sen mi söylüyorsun, başta sen mi söylüyorsun? Anlaştınız mı abi? Nasıl isterseniz. Çok samimi bir ortamdayız. Ben okuyayım. Ama ben biraz ağır takılacağım İbrahim abi. Abi? Abi. Evet. Abi yakışır çünkü sanatına, sesine, durumuna saygı duyuyor. Abi biraz olmayayım ha? Evet. Haykocuğum buyurun sen otur. Ve de Fedoşki. Fedoş. Ne söylüyorsun Fedon? Ben bugün biraz ağır parçalar okuyacağım. İlk kasetimden. Abi nasıl yani cenaze marşı olmasın ağır parçalar? Cenaze marşı değil de bugün değişik bir Fedon imajı. Böyle bir programda olduğum için çok mutluyum. Estağfurullah rica ederim. Bugün de, biz de mutluyuz. Yıllardır birbirimizi bulamıyoruz bu sahnelerde. Evet. Evet. Nihayet bulduk. Bugün benim ilk söz yazdığım parça. İlk kasetimden ilk Fedon oluşumun. Parçası senin için okumak istiyorum. Efendim illa her şey şıkır şıkır olacak diye bir şey yok efendim. Ben teşekkür ederim. Ne demek? Yani illa hepimiz göbek mi atacağız? Böyle romantik şeyler de olsun değil mi efendim?
Yani, tabii bu şeyden kaynaklanıyor efendim. Yaş kemale erince insanlar şıkır şıkırlığını kaybedebiliyor. Ayrıca yaşlı başlı adamsın sen abi sen. Vallahi billahi insanlar senin ne dinler ne eder onu anlamam. Bir anlatsana Allah aşkına neyi beğeniyorlar, neyi dinliyorlar abi. Vallahi benim galiba beni seviyorlar. Ses olayı mühim değil. Zaten bana bunu hep söylüyorlar. Fedon sen bu işi yapıyorsun da. Ayrıca değişik bir renk sesin var. Onu bir de sesin iyi olsa diyorlar. Her şeyde onu diyorlar. Ama ben insan olarak galiba sevdiler. Sağ olsun halkım. Yani... Abi şöyle bir olay var. Bilmiyorum ne derece geçerli. Sevilmeyen kral olmaktansa... ...sevilen bir insan olmak çok daha güzel. Nasıl, bence. Nasıl? Sevilmeyen bir kral olmaktansa... ...kral olmak kolay. Ama sevilen... Sevilmeyen. Sevilmeyen bir kral olmaktansa... ...sevilen normal bir insan olmak benim için çok daha güzel. Evet. Güzel laf. Sayın Fedon. Estağfurullah abi. Bu söz müzik kime ait? Bana ait. Hayır, bu şarkının mı? Şarkının değil, son Hayır, bu... Böyle benim içimden gelen bir olay. Yani dünyada kral çok ama... 25 sene evvel söylemiştim de. Bu mu? İnanmıyorum. 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 Gerçekten güzel laf alkışlıyorum. Vallahi ben bunu içimden geldi yani. Sağ olun, sağ olun. Şimdi esas Fedon Türk asıllı... Evet. Ben bunu bilmiyorum, özür dilerim. Yani, belki kazara bir yerde söylemişsindir ama onun farkında değilim. Belki de izleyemedim. Yani esas... Buralıyım, buralıyım. Yani Üsküdarlıyım ben. Türk'üm. Ha. Yani doğruyum canım. Dinim tabii. Bu çok bazı konularda yani yanlış anlaşılıyor mesela. Speküle ediliyor mesela. İsmim Fedon olabilir ama ben Türk'üm. Hayır bir de Yunanca parçalar söylüyorsun ya. Tabii bugün aslında Yunan da olmak hayır, herhalde şey dünyalı yani. Olmak, insan olmak, yani insan Tanrı kulu olmak yani. Da ben orada var mı böyle bir alışveriş yani o taraflarda? Yunanistan. Tüm dünya var. Abi şimdi Yunanistan'la bir bağın var mı yani? Yok. Abi senin ne kadar bağın varsa Yunanistan'da nasıl seviliyorsan. İşte ben de öyle seviliyorum. Ama burada sen Yunanca parçaları falan da biliyorsun. Dil aynı. Din aynı. Ama onlar Yunanlı. Ben Rum'um. Yani arada büyük bir fark var. Yani din olarak ben Hristiyanım. Ama burada doğdum, burada büyüdüm. Burada askerliğimi yaptım. Buranın evladıyım. Allah. Yani dünya insanları arasında ayrım yapar mısın? Hayır ben humanistim. Benim için bütün insanları severiz. Evet. Evet. Yani diyorsun insan olsun öyle kısa saç uzun saç fark etmiyor. Yeter ki insan olsun. Gel. Evet Hayko'yla birlikteyiz. Şimdi sevgili Hayko'cum belki yaş olarak benden çok büyüksünüz. Herhalde doğru. Doğru. Kaç? 50. Yemin ederim böyle bir şey yok ya. Sallamadın değil mi? Çünkü bazen ben sallıyorum burada. Hayır niye sallayayım affedersin yani. Ben senin abinim şu an için. Ama sanat açısından da o sen büyüksün. Sabla hayır. Büyüklük Allah'a mahsus ama gerçekten kendi kendini iyi korumuş. 50 yaşında bir adam ayakta duruyor ha. Vay be. Herhalde. Vay be 39'umuzdayız çökeceğiz. Evet. Ben sallarım abi, sallarım ama kimse karışamaz bana. Böyle karışamaz. Ben sallarım. Ne söyleyeceğim? Ne söyleyeceğim bize? Sanıyorum Hadi Yanalım okuyacağım ilk önce. Canlı mı, cansız mı? Canlı olacak benimki. Yani. Canlı. Evet. Buyurun efendim, Hadi Yanalım. Teşekkür ederim. Evet. Gözlerle sevişti. Gel bu hasret bitsin, gel sarılalım. Son kıvılcım sönsün diye bekledi. Kar tutuşursa ne olur benden kaçma. Hadi yanalım, hadi yanalım.
yaklaş nefes nefese, alev alalım. Hadi yanalım, hadi yanalım. Sarıl daha bekleme, hadi yanalım. Hadi yanalım, hadi yanalım. Yaklaş nefes nefese, alev alalım. Hadi yanalım, hadi yanalım. Sarıl daha bekleme, hadi yanalım. Yavaş yavaş beni öp, sabaha çok var. Seni istiyorum, gel ateşinle sar. Erisin telim, ta canıma kadar. Kanımız coşmuş, nasıl duralım, yapma. Hadi yanalım, hadi yanalım. Yaklaş nefes nefese, alev alalım. Hadi yanalım, hadi yanalım. Sarıl daha bekleme. Hadi yanalım, hadi yanalım, hadi yanalım. Yaklaş nefes nefese, alev alalım. Hadi yanalım, hadi yanalım. Sarıl daha bekleme, hadi yanalım. Hadi yanalım, hadi yanalım. Yaklaş nefes nefese, alev alalım. Hadi yanalım, hadi yanalım. Sarıl daha bekleme. Hadi yanalım, hadi yanalım, hadi yanalım. Yaklaş nefes nefese, alev alalım. Hadi yanalım, hadi yanalım. Sarıl daha bekleme, hadi yanalım, hadi yanalım. Hadi yanalım. Hadi yanalım diyor ya. Allah beterinden saklasın, bu güzel dünya dururken niye yanalım abi? Niye yanalım onu anlayamadım. Yani şimdi Haykocuğum, hadi yanalım. Hadi kaynaşalım. Yok, uymadı. Hadi sevişelim. Gibi ya, olabilir. Bravo, doğru. Evet. Doğru efendim, bravo. Sevişelim olabilir. Efendim siz sevişmeyi yalnız... böyle kadın erkek ilişkisi sevişmesi mi anladınız? Hayır, hayır. İnsan sevişmek demek, kaynaşmak demek, birleşmek demek, bravo. Kucaklaşmak demek. Hayko'ya çok teşekkür ediyoruz. Hayko biliyorsunuz çalıştığı gazinoda Fedon'la ikisi birlikte var ya, ayrı ayrı yerlerde çalışırlar ama. Hah yavrum gel. Gel, naza çekme, gel. Ne var? Bir dakika, bir dakika. Hadi yanalım. Bu ne lan? Abi, hediye çiçek. Bu da abisiye. Teşekkür ederim. Bu da ablama. Ablasıya diyor. Çok güzel. O kime? Bunu da kendime yaptırdım sarı diye. Ama istersen siye vereyim. Bu ayrılık sarı biliyorsun. Hadi yalnız gir olsa daha iyi olacaktı. Pis herif. Ay reklama gireceğiz. Gizli çocuğum. Yavrum arkada birileri mi var? Ya arkada bir abla bunu... Yoksa mutfakta biri mi var? Birisi bir abla verdi bunu diye. Dedi bunu tak. İyi oldu sana dedi yakıştı. E dedim ben de iyi oldum. Ne diyorsun şimdi? Reklama gidelim. Reklama? Ha? E hadi çocuğum sen ufak ufak yollan bakayım. Hadi yanalım. Fedo'ya, Fedo'ya bir yakın şöyle attırıver bakayım Fedo'ya. Çok terliyim abi, attırsın bana. Ha? He. He işte ben. Yok reklam. Olsun. Saat geçti. Ha reklam mı diyeyim? Reklam, pardon. Reklam, ekmek parası, reklam. Reklam, ekmek parası. İkiniz de çalıştığınız o tavernala, taverna dediğimiz tip yerlerde 200 kişilik, 250, 300 kişilik yerler.
Yani tabii bunu hep basından müstakip ediyoruz. Tıklım tıklım doluyor. Bunun ışığı nedir abi? Bunun şey kıvılcımı ne yani? Nasıl oraya insanlar? Ve bir de çok büyük paralar da ödüyorlar. Adam başı 15-20 kağıt. Yok. O sizde efendim, bizde değil. Yani şimdi Hayko, illa bize çamur atmadan duramıyorsun. Biz ya 20-25 milyon alıyorsak adam başı ne olmuş ha? Yani Türkiye mi yıkıldı? Ne var onun orasında? Olan versin. Siz ne yapıyorsunuz? O ateşi anlamadım yani o. Şimdi benim çalıştığım yerde 1 milyon 250 bin lira alıyoruz. Ama bu ilk içki tabii. Ondan sonra... İkincide şey oluyor. İkincide... İkincide yerli, rahatlıyor adam. Yerli veya yabancı... Birinci içkiyi içince gevşiyor artık... Yediye falan bedava çıkıyor. Ama İbo'ya gidince tabii ki ilk içki... 7,5 milyonda başlıyor. Ondan sonra... Oraya insanlar geliyor, ellerinde bir de o zaman zaman ziller falan veriyorsun. Ben tef dağıtıyorum, Fedon tabak kırdırıyor. Aramızdaki fark bu efendim. O tabakları kırdırıyor. Abi çok sadistçe bir şey bu. Fedon sen yaptın. Bana çok kulağıma geldi. Fedon tabak kırdırıyor. Milli servet gidiyor gibi bir laf. Yok yok. Şimdi şey de gırgırına söylemiş. Abi o tabaklar inanın çöpe giden tabaklar. Resmen çöpe giden defol tabaklar. Onları biz fabrikalardan topluyoruz. Ve yüzlerce kişi ekmek yiyor o tabaktan. Sadizm, sadizm. Milli servet tabii ekmek yiyor yani. Tabakta ekmek gelir. Başka düğünlerde de takır takır silah atıyoruz. Bir kurşun kaç para? Kurşunu bırak adam öldürüyor. Biz işte adam öldürmüyor, bir tabak kırıyoruz, elim kesiliyor filan falan. Kırmasın tamam. Ama kesilirse? He. He ne var yani onların? He yani. Sanki ne olmuş yani? Ne diyorum, benim bir lafım var. Biz tabak kırıyoruz, kalp kırmıyoruz. Ne ben, güzel ya. 9 yıl çalıştım ben aynı yerde. Bir gün bir kavga çıktı, çıkmadı. Hoşgörüyle her şey icabında hanımın çorabı kaçtı. Ben çorap da... Satıyorsun. Tabii satmıyorum. Satmıyorum. İnanın çok ciddiyim. Çorap bulunuyordu. 1-2-3 numara siyah ve ten rengi. Hanımın çorabı kaçtı. Rahatsız olmasın diye hemen çorabını da veriyorduk hanıma. Daha ne yapalım abi? Eğlendiriyoruz. Yani veriyoruz. Kalkıp alıp götür bir yatağına da yatıralım mı yani? Vallahi bir daha yani. Ben ne zarar gelirim bu yaştan sonra? Haykoşki. Bu Haykoşki ne ben? Onu anlamadım. Yani uzun saçlı gördüm beni Haykoşki. Hayır. Herkesin ne olduğunu biliyor. Ondan ben bilirim, o ben konuda bu biliyormuş. Bizim doğuda böyle kısaltırlar. La Hayko. Ama sen ben Hakko diyordu. Şimdi Hayko Haykoşki. Can Bilko. Sonu koyla bitiyor. Yani, şey diyorum. Sen de insanların kalbini alıp o tefin işine mi koyuyorsun? Öyle bir şey mi var? Valla şimdi bizim halkımızın biliyorsun deşarj olması lazım. Ben biraz evvel de Fedon'un dediği gibi bu tabak kırmalarla sanıyorum onlar o şekilde deşarj oluyorlar. Ben de tefleri veriyorum ellerine. Benle beraber okuduğum şarkılarda ritmime uyarak tefleri sallıyorlar ve onlar da o şekilde deşarj oluyorlar. Çok güzel ama ya. Vallahi çok. Ben yani bir iki defa şahit oldum da başka şahit olmadım. İnşallah olmam. Neden olmasın yani? Neden olmasın? Oy oy gürültü patırdı abi kıyamet kopuyor. Kimseyi masasında bulamıyorsun. Herkes ayakta. Pardon affedersin ben de sizin programınıza geldim. Bütün hanımlar... Hanımlar matinesi o. Hanımlar matinesinde ayrıca senin ne işin var? Pardon biz de zamanında çalıştık. Biz de zamanında çalıştık. Demek ki uzun saçlı o bir ayda kapattı geldi oturdu işlerinde. Vay be. Bravo. Gel bakayım. Gel bakayım Gündeş. Gel bakayım. Şimdi bize ikinci şarkın olarak ne söyleyeceğim? Sevmek kızım yanarsın. Muhabbeti sevdim. Hani bu şey mi? Hani annen kafana mafana vuruyor. Daha akıllanmadın ha? Ne zaman? Yakında. Yakında mı akıllanacaksın? Yok ben akıllıyım her zaman. Bu anana sorun oldu. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi... Kibar erkekler başka oluyor ya. Şimdi dinlemedim ah diyorsun. Siz de dinlemediğiniz zamanlar oldu mu annenizin lafını? Çok. O çok yanan var ya. Vah eyvah eyvah. Ah ah anamın lafını dinleseydim. Anamın değil ya babamın dinlemesi lazım değil mi? Kızlar anasının erkekler babasının mı dinlemesi lazım? He. Sen babanı dinledin mi? Dinledim. İyi söyler miydi? İyi konuşurdu. İyi söylemesin. Rahmetli mi? Rahmetli. Allah nur içinde yatırsın diyoruz. Buradan rahmet okuyoruz. Sağ ol. Üç aylardayız. Sizin? Benim ikisi de rahmetli oldu efendim. Oho ben şimdi bu konuyu niye açtım ağam durup dururken? Ne
Kızım anlatıyorsun, ana baba bilmem ne karıştırıyorsun ortalığı. Ne olmuş? Hayır, niye sinirleniyorsun, affedersin? Abi şimdi anadan bahsedince... İşte. Ne güncel abi, konu, şey, kimse annesi tabii sözünü dinlemiyor ki. Allah Allah. Allah. Doğru değil mi? Ben de dinlemiyorum. Evet. Dinlemiyorlar ya, ne var ya? Sonra da... Sonra da... Zaten... Ah bu kafamak. Ondan sonra da ah bu kafamak diyorsun. Tabii. Diyeceksin. Kafanın kabahati ne? Hayatta insanlar hep hata yaparlar ama hataları bilmek ve özür dilemek çok önemlidir. Ah yavrum, sonunda elini öptü annesini, bravo. Bu en önemlisi. Şimdi ama o Allah hata... Allah insanı atasız bırakmasın. Allah insanı atasız bırakmasın. Evin direği kadar önemli bir olay yoktur. Allah evi direksiz bırakmasın gerçekten yani. Onlar gittikten sonra bir yanıyorsunuz ki tamiri de yok. Mümkünatı da yok, dönüşü de yok. Evet. Onun için... Ah bu kafama... Ne var? Ben biz müsaadeyse çok alkış aldınız, gidiyoruz. Hayır, o açıdan değil ya. Anladık yani. Burada Hayko Fedon'du. Zorla. Hiç de böyle zorla alkış isteyen adam görmedim. He. Ne bileyim ben ya. Ya ondan değil abi, onlar bana şimdi yağ çekiyor, ben bir tane söyleyeyim diye. Bravo. Yanlış anlıyorsun. Bravo, güzel. Yanlış anlıyorsun, evet. Şimdi sizlere... Şimdi Müslüm Baba konuşuyor. Şimdi sizlere bir tane güzel şarkı söyleyeceğim, anladın mı? Anlamadın mı? Müslüm Gürses konuşuyor. Şimdi ben sizlere güzel bir şarkı söyleyeceğim. Efendim ben söyleyeyim, mutlu olun yeter diyeceğim sizlere. Aynen. Sizleri çok seviyorum, evet. Üç, dört. Şarkı düşmesin, dilin söylese de gönlün hissetmez. Bilsen bile benim için fark etmez. Bir tek dileğim var, mutlu ol yeter. Benim için önce Tanrı sonra sensin. Bir tek dileğim var, mutlu ol yeter. Bunu sana yazdığımı bilmesin. Bir yabancı şarkı gibi dinlesin. Benim için önce Tanrı sonra sensin. Şarkıda aşkımızın yemini hiç düşünme Mecnun, boyum deli mi? Bir tek dileğim var, mutlu ol yeter.
yokluğuna alıştım yıllardır ben yokluğuna. Bir tek dileğim var mutlu ol yeter. Bir tek dileğim var. Hiç böyle yapamaz ha. Efendim bu şarkıyı Ebru Hanım çok seviyor. Çok sevdiği için yani zaman zaman okumuyoruz ama zaman zaman okuyoruz böyle arada bir. Bu da çok denk geldi. Yolda beni yakalayıp da soran insanlar var. Mesela geçen Mecdiye, belki ablam yani seyrediyorsa herhalde seyredecektir. Mecdiye Köylü Tatlıses Lahmacun'da dedi ki sizden Mutlu Ol Yeter istedim, okumadınız. Ve illa ısrarla böyle bastıra bastıra. Tamam ablacığım, tamam ablacığım. Şimdi siz de isteyince... Bu denk geldi. Buradan çok da ablamıza sesleniyoruz. İsmini verdi ama unuttum. Tum. Tabii, abla ismini çıkmış. Valla mübalağa etmiyoruz ama bütün şarkıların çok güzel ve yorumun da çok güzel yani. Bunu teşekkür abi ederim. Olarak hitap ediyorum. Biraz hemen dediği gibi Fedon'un sanatına hürmetimiz sonsuz. Bunu bir sizin tabirinizle yağ olarak kabul etmeyin. Ayrıca bizim için çok büyük bir şeref senin programında gelip burada katılmamız, seninle beraber olmamız bana bize mutluluk verdi. Bana o güzel şeref bana ait. O şeref bana ait. Gerçekten sizi dinlemek bizim için büyük bir zevk. Yani herkesin dalı ayrı ayrı ama. Teşekkür ederim. Şimdi Ebru'cum. Efendim. Neden korkarsın? Nasıl yani? Yani o riyakarlıktan falan filan bahsetmiyorum yani öyle. Zaten yeryüzünde riyakar insan aramak istersen tonlarca. Yani azınlıkta olan çok az iyi insanlar azınlıktadır biliyorsun. Yani neden korkarsın? Bir korkuların var mıdır? Gece yalnızken, yalnız dolaşırken, ne bileyim. Evde yalnızken. Vallahi yok, hiç öyle korkularım yoktur da. Birazcık işte hayvanlardan korkarım o kadar. Köpeklerden özellikle. Ama köpek aldım şimdi gittim kendime. Valla hem korkarım hem deve aldım getirdim. Köpekten? Hı? Alaska böyle çok güzel bir. Valla köpekten. Ya bence dediği doğru. Köpekten zarar İnsanlar, gelmez. İnsanlardan korkmak daha iyi. Ben korkarım ne yapayım? İnsanları tanıdıkça hayvanları daha çok seviyorum. Köpeğimi daha çok seviyorum diye bir. Doğru. Öyle ama. Yabancı öyle. Bir evet. Fedon hakikaten çok güzel. Ho ho. Atasözleri çok güzel sende bravo. Yarım asırlık adam olduk artık bu bunlar hep nostaljik. Sen oldun mu yarım sen? Tabii tabii. Ne kaç yaşında? 49 yaşındayım işte, 50 hayır, hayır. Çıkmadı üstüne ya. Ben 50 dedim ya. Benden bir yaş büyük abi. Kim dedi sana? Tabii. Ya? Kim dedi sana? Ben dedim sana. Allah Allah. Bak sen. İşte bu olmadı. Özür dileriz, bir de olmaz. O bile yaram. Vallahi özür dileriz, bir de olmaz. Geliyor. Bir güçlü. Ben geliyorum ya abi, ben geliyorum ya. Her taraf cızırtı yapıyor. Ela, yani azından dayanamıyorlar yani. Ela geliyorum. Ne oldu, söyle çabuk. Ya reklama gireceğiz. Ben niye geldim? Ya da ikide bir reklam geldi. Girmeyelim mi? Baştan reklam oldu ya. Ya bir son reklam. Hayko söyledi mi? O zaman evet şimdi reklamlara giriyoruz. Oo, bizim böyle reklamcılarımız, reklam firmalarımız böyle kibar söyledi mi? Vermiyorlar abi. Biraz daha böyle bir ağdalı bir şey söyleyeceğim. Efendim reklamlara giriyoruz. Haberiniz olsun. Bak şimdi gelen mallara. Hay gidi, Fedoşki. Ne söylüyorsun şimdi bize? Şimdi abi ben bugün biraz ağır olacak ama. Bir daha ağır okursan döverim. Ağır okuyayım.
Niye biliyor musun abi? Bu şarkıda ben bir rahatsızlık geçirdim. Onu böyle mırıldanarak, sözü müziği bana ait. Benim gibi bir adam şarkı yazdı. Onu okuyacağım müsaade ederseniz. Biraz daha ama. Hayret, tipi de tipim şarkı yazarına benzer. Evet, evet, evet. Buyurun. Hazır değilim diyorum. Ama niye hazır değilim onu dinleyelim. Kızalım. Gittim bir tane şeyi getirdim. Ne baba? Oğlan dedin yani çekil git kapımdan. He iyi yaptın abi ben onu koydum. Şimdi geliyor bak kapından koyuyorsun git oğlan küsmüş gitmiş. Ben onu koydum. Ayıp oluyor ya. Alkışladınız mı? Allah aşkına. Bu bir tane daha okuyacaksan. Ki okuyacaksın bir tane hareketi bir şeyse bizi öldürdün. Ya bayıldım. Bir de geldik buraya koyuyorsun bizi. Ama hep gülmek değil hayatta ağlamak da var abi. Gülmek kolay da ağlamak zor. Abi, ben ağlatmak istemiyorum. Ben yaşadıklarımı dile getirdim. Hata ettiysem affola. İlk şarkım zaten benim bu işe girdiğim zaman işte kaybetmiş olduğum ablam için yazılmıştı. Bu ben yolcuydum onun için yazdım. Başka bir şey kalmadı zaten. Şimdi geldin ona bir şey yok. Bir de halkımın beni bağrına bastığı parça var. Biraz sonra onu okumak istiyorum. Evet aşığınım da artık onlara gidiyorum. Evet. Hayko abi. Yani şey olarak. Sanatımı ayırmadan teşekkür ederim. Hayko abi sen bu herifinden sonra ne söylersin bu herifinden sonra? Hangi herif abi? Bu beyaz saçlı heriften sonra. Ya bu bir bitmiş bu ya. Ne bu öyle şeyler yapmazdı bu ya. Hayret ya. Yok efendim ablam için yok kendim için gittim geldim. Burada gidelim. Ya, ya İbo'nun programı daima canlıdır. Bilmiyor musun sana gelirken de söyledim ben. Ya dedim yani biraz hareket. Yani verdin. Hareketli olsun dedim. Yok abi bugün hüzünlü okumak istiyordu. Demek benim ki bu hayvan yeri abi, bu. 96'ya iyi girmedi bu. Önce şimdi bakalım biz nasıl gireceğiz bilmiyorum. Nasıl gireceğiz? Neyle gireceğiz? Hele girsinler de sen de dinle. Maşallah adıma bak ya. Ne adım? Hadi girin yoksa ben... Zaten hep böyle adımlarla... Hadi gir. Hadi gir. Şarkıcı, güler yüzlü ve şakacı. Ağlasam da üzülsem de budur mesleğimin aşkı. Gündüz uyku gece şarkı, budur sanatçının şansı. Alkışlarla doyar karnı, düşmez dilimden bu şarkı. Boşalan o kadehlerde, dudaklarda namelerle, ellerinde tepleriyle sürüp gider bütün gece. Sevgidir hep mesajımız, dostluktur bizim çağrımız, mutlu yüzler amacımız, finaldedir alkışımız. Nay 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 nay. Daha çok geceler var, bekleriz yine sizi dostlar. Daha çok geceler var, bekleriz yine sizi dostlar. Nay 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 n
Senin ne hakkın var bu adamı çatlatmaya? Hangi adamı çatlatmaya? Bu adamı. Olur. Mahvoldu, kudurdu, kudurdu. İbrahim abi yapma beni. Sonunda da mendili attın. Hayır ya, terledi. Yani ondan da havlu mu atmasını bekliyorsun? Yok, havlu atmaz evelallah. Eski topraktır o. Gel bakayım abi. Şu aşını mı doku, herkes oku. Acelemiz yok da dayı bu abi. Pardon. Gel abi. Ya. Ben yok, ben bir tane abi. Fazla okumam. Fazla okumam. O güzel, bravo. Vivo. Alo, alın alın. Şimdi bu aşık mı okuyacaksın bakalım abi, kim aşık maşık bir şey. Bak oğlan seni çatlattı. Abi, gözlerinden okuyorum. Yok, hatta gözlerin biri kapandı. Yok. Nasıl kapandı bir yerde önümüzde? Gözüm ondan kapandı. Yok, çatlamam, ben o çatlayacak çağı geçirdim artık. Yok, çatlamam da bugün ben kafama taktım. Böyle biraz ağır takılayım dedim. Tekrar ediyorum, hata yaptımsa affola. Ama hep beraber bir aşığını mı okuyalım? Hayır, bir şey değil. Dediği gibi, bu programı mı buldun? Programı buldum takmak için abi, affedersin ya. Pardon ya, rezil olduk abi. E tamam, bir daha seferim. Kim bilir sen neler anlattın yolda? Gene gelirim. Evet, iki parça daha okuyacağız beraber. Bir hareketli ondan, bir hareketli de benden. Allah aşığınım Allah diyelim. Siz kaldınız gibi abi, pardon. Sevip'le beraber olamayanlar için. Çağrılan yere gider misin? Giderim. Niye gidersin abi? Çağrıldığım şeye bağlı. Ne? Sevilerek, istenerek çağrılıyorsam giderim. Hı. Eğer beni çağıran samimi ise, mesela bu biraz açayım şöyle, yani çağrıldığını derken nereye? Yatak odasına çağrılmak değil herhalde. Nereye? Ne bileyim. Bilmiyorum. Yani, ben duymadım, kaçırdım. Yatak odasına çağrılmak değil herhalde. Mesela X bir konser. Solmuş, sağmış, ortaymış. Şurasıymış, burasıymış, benim için hiç fark etmez. Eğer ben isteniyorsam giderim. Mesela geçenlerde bir olay oldu. Hatta Ayko'yla beraber gittik. Nusaybinlileri gecesine çağrıldık. İşte bir gazeteci arkadaş dedi ki, Nusaybinlileri İstanbul'da, senin ne işin var burada gibilerde. Senin demedi, sizin ne işiniz var dedi. Yalan konuşma. İkimiz gittik. Ben de konuşurken sana soramazdı. Neyse sizin... Ama sen dedin ki biz Hayko'yla beraber gittik dedin. Hayko'yla beraber gittik. Evet. Sizin ne işiniz var demesi lazım. Senin olmaz. Peki. Adam bu kadar cümle düşünüyor kulağıma bir gazeteci. Ha, şimdi benle konuşurken sizin kullandı tabii bana çoğul olarak hitap ettiği için sen tatmin ol. Tamam. Teşekkür ederim. Sizin. Her neyse konuyu uzatmayayım. Yani olay o zaman şu... anlatma her neyse, önemli değil. Yok abi öyle değil. Çok önemli aslında. Verdiğim mesaj çok büyük bir mesaj. Çünkü ben her yere giderim. Yeter ki beni çağıran niye çağırdığını, beni sevdiğini veya gayesinin ne olduğunu bileyim. Hayatımda hiçbir zaman basamak olarak kullanılmadım. Kullandırmam da kendimi. Ancak sevildiğim yere, istendiğim yere giderim. Mesela şimdi bir örnek vereyim, nereden nereye aklıma geldi. Sizin Gökçeada'daki olayınız. Çağırdılar ve geldiniz. Ta sabahın üçünde Allah'ın dağına geldiniz değil mi? Niye geldiniz abi? Büyüklerimiz demiş ki çağrılan yere erinme, çağrılan yere de görünme. Ha, sizi sevdikleri için, sizi saydıkları için oraya geldiniz. Ve çok büyük bir jestti. Çok büyük bir olay. Yani olay, ben gene diyorum, ben hümanistim. İnsanları çok seviyorum. Dostluğu çok seviyorum, barışı çok seviyorum. Hayatımda hiçbir zaman duygu sömürüsü yapmaktan, sömürüden yana değilim. Yani Mevlana'nın dediği gibi... Sen sömürcü müsün abi? Efendim, halkımız bizi istediği için biz her yere gideriz abi. Her yere gideriz. Evelallah, bizi sevdikleri müddetçe biz her yere varız. Sohbet ediyoruz, pardon, belki vaktinizi aşıyoruz ama... Fedon benim çok eski arkadaşım, 30 senelik arkadaşım. Biz zaten arkadaş olduğunuz için... Teşekkür ederim, sağ ol. Herhalde. Çana kaçıyorum. Sana da saygımız, size de saygımız sonsuz ayrıca ama... Fedon, ben sahneye çıktığım zaman... Ben 32 senedir sahnelerdeyim. Çok. Ama Fedon her zaman beni gelip dinleyen... Bana masa yapan bir insandı. O zaman böyle bir sanatla ilgisi falan yok. O zaman böyle şarkıcılığı falan olsaydı zaten sahneye çıkartacaktım. Ama birdenbire bir Fedon diye biri patladı. Aa baktım benim arkadaşım, 30 senelik arkadaşım. Onun için lütfen kendilerini alkışlayın. Çok çekingendir. Yırtılmış değildir. Ben onu yırtmaya çalışıyorum efendim. Hoş, hoş. Yani. Hoş, hoş.
Ebru'cum. Bu fırtınalar koparsa kopsun nedir abi bu fırtınalar? Fırtınalar. Bu sen. Bu sen. Evet biraz kaşımak lazım. Tam çalın bari. Bu sene birkaç yerde ödüllerindik yani birkaç yerde ödüllerde karşılaştık anladın mı? Birkaç evet. Tane de ödül aldın mı? Afiyet olsun da. Nasıl ödüllerin verdiği zevk, keyif ne oluyor yani? Nereye gidiyor, ne oluyor, ne bitiyor? İnanılmaz güzel bir şey. Yaptığınız ya da çabaladığınız, bir şeyler yapmaya çabaladığınız şeylerin insanlar tarafından beğenilmesi, sevilmesi o kadar güzel ki. Yani işte fırtınalar, sevme kızım. Yani sen bu kasetinden memnun musun? Çok. Niye memnun olayım ki? Sattı satacağına. Çok bir şey memnunum. Demedik ya. Allah mesut bahsetsin. Tamam çok memnunum Allah. İşte. Daha nasıl söyleyeyim? Memnunum. Takla mı atayım şurada? Allah Allah. Bunlar kavga edecek. Gidelim isterseniz. Biz her zaman kavga edeceğiz. Vallahi bir paran da o sayı olur yani. Hayır onu demek istemedim yani. Bu fırtınaları okurken mesela böyle bir şey bekliyor muydun yani böyle bir... Açıkçası ben fırtınaları kaseti almıyordum. Koral Sarıtaş'ın... Vallahi açıkçası ben de hiç beğenmedim. Aa. Sonra niye beğendin onu merak ettim. Ciddi diyorum. Hayır. Önce beğenmedi sonra beğendi. Evet. Hı. Yani şeydir bu ilk başta insanlar birbirine kulağının alışması var. İnsanlar tabii derler yani hayvanlar koklaşarak, insanlar konuşarak. İnsan insana itici olabiliyor ama konuştuktan sonra oturup karşılıklı bir resmi olduktan sonra insan gerçekten sevmediği bir insana bile alıp bağrına basıyor, sevmeye başlıyor. Evet. Yani insanlar uzaktayken itici olabiliyor. Doğru. Bir şarkıyı dinliyorsun ilk başta hoş gelmiyor. Dinleye herkes dinledikçe Allah Allah bir şey var diyorsun sen de alıp bir daha dinleyeyim öyle diyorsun. Ben iyi mi dinlemedim acaba? Doğru. Bir bakıyorsun hakikaten güzel bir şarkı evet. Evet. Magazin gazetecileri... Bir saat konuştum dedi. Evet güzel bir şarkı. Magazin Gazetecileri Derneği'nden ödül aldım. Altın Kelebek ödülünü aldım. Kral TV'nin ödülleri var. Onlar da alınmadı. İnşallah o da benim olur. Yani. İnşallah. O daha kesin yapışır, değil. Yapışır. O kesin ha, değil. Biz Allah'tan hem cins değiliz. Yani aynı cinsle olsak gıcık kapacağım. Niye? Ne demek benim olur? İnşallah. Ben hemen atlayacağım. Yok benim olur. Sizin her senin şey, var mı? Yıllardır sizin bütün ödüller. Bırakın biraz da benim olsun, ne oldu? Peki. Fırtınaları söylerken ben ilk başta... Ben sana öylesi... Hayır, ilk başta nasıl okumuştunuz? Ya tekrar pesli beğenmedin. Tizli değildi işte. Daha önce düz okunuyordu. Bir düz göreyim bakayım. Ne bileyim ben okumadım ki. Ne bileyim aklıma gelmiyor. 9 ay oldu, 9 aydır şarkıyı aynı okuyorum. Aynı oku bakayım bana nasıl oluyor? Ben sana öylesi taptım inan, böylesi aşka yasaklanım ha. Deliler gibiyim anla biraz, aklımı... Ben sana öylesi... Niye bu uzun hava şeklinde olmadı ya? Halbuki ben her türküyü uzun hava şeklinde söylerim ha. Evet. Mesela... Amanın da dam üstün davu neler, dam üstün davu neler, tombul tombul. Bak şimdi, bir dakika. Tombul. Bir dakika. Amanın da dam üstün davu neler de tombul o tombul o memeler, 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 memeler. Hayır, bu uzun hava şeklinde oluyordu. O niye uzun hava şeklinde olmadı, onu merak ediyorum. Olur abi. Olur, olur. Niye olmuyor? Ne güzel oldu, başladın. Amanın da adam üstünde o neler. Amanın da fırtınalar. Memelere mi taktım acaba? Gel bakayım Ebru Gündeş. Evet. Ebruşki. Efendim? Ebruşki. Haykoşki. Fedo. Fedoşki. Fedoşki. He, güzel. Vallahi... İboşki. 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 Öpoşki. Ne? Kokoşki. Evet, fırtınalar koparsa kopsun Ebru Gündeş diyor. Teşekkür ederiz efendim. Teşekkür ederim. Ay. Orayı anlamıyorum. Aklımı yolda mı bıraktım? Yolda bıraktım. Evet. Teşekkür ediyoruz. Hadi gitmiyor musunuz? Sevdiniz muhabbeti. Muhabbeti sevdiniz. Muhabbeti sevdiniz. Köfte yapalım. Köfte yapalım. Hadi. Hemen
hemen yarım tane söylüyorum. Dağlı duman olanın halı yaman olanın. Ah ah geceler uykusu gelmez yarı güzel olanın. Yaradan var, yaradan var, yer gökü yaradan var. Ah, mağrurlanma padişahım, mağrurlanma padişahım, seni de bizim gibi yaradan var, yaradan var, var. Padişahım seni de bizim gibi yaradan var. Yoksa bir kaza çıkacak elimden. Ne yapsam da atı versem içimden. Yoksa bir kaza çıkacak elimden. Nerelere gider senin elinden can? Nerelere gider senin elinden? Ah, nerelere gider senin elinden can? Nerelere gider senin elinden? Öyle yok, fazla yok, fazla. Parmak çalacaksın, haykucuğum, bu tarafa geleceksin. Parmağı çalacaksın biraz, bam, gitme. Sen bize ne söyleyeceksin? Son triko, son triko, son triko. Efendim ben branşımın dışında bir şarkı okumak istiyorum. Madem ki İboşov'a katıldık, onun güzel şarkılarından bir tanesini okumaya çalışacağım, yanlış olmasın. Haydi söyle var ya. Ne alakası var mı abi? Senin bu güzel programına özellikle başka şarkı okunmaz. Buyurun hemen eşlik ediyoruz. Evet. Buyurun. Efendim buyurun. Buyurun.
Seni gördüğüm zaman dilim neden tutulur? Seni gördüğüm zaman güller elimde kur. Seni gördüğüm zaman hasret sanki son bulur. Gözlerine bakınca dünyalar benim olur. Susma İbom sen söyle. Haydi Ebru sen söyle. Aşkımı sevgiliye, derdimi sevgiliye. Hazır mıyız? Haydi söyle. Onu nasıl sevdiğimi. Haydi söyle. Rüyalarda gördüğümü. Haydi söyle. Uykusuz gecelerimi. Haydi söyle. Şimdi sizler. Haydi söyle. Seni nasıl sevdiğimi. Haydi söyle. Rüyalarda gördüğümü. Haydi söyle. Uykusuz gecelerimi. Haydi söyle. Tempo. Zaman beni bir ateş sarar. Seni gördüğüm zaman yanar yüreğim yanar. Seni gördüğüm zaman canlanır tüm anılar. Seni gördüğüm zaman durur bütün zamanlar. Susma İbo sen söyle. Haydi İbo sen söyle. Aşkımı sevgiliye, derdimi sevgiliye. Haydi söyle. Onu nasıl sevdiğimi. Haydi söyle. Rüyalarda gördüğümü. Haydi söyle. Uykusuz gecelerimi. Haydi söyle. Haydi söyle. Sus geçenimi haydi bir daha bir daha. Nasıl sevdiğimi haydi söyle. Uykusuz geçenimi haydi son kez bir daha.